Alo. Alo. Merhaba efendim, hoş Alo. geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yayında mıyız? Evet, şu anda yayındayız. Böyle bir sürpriz yapalım dedim. Direkt alalım yayınımızı. Çok güzel, çok sevindim. Çok mutlu oldum. Efendim? Müjde efem, herkese sevgiler diliyorum, herkese. Barışcan abi diyeyim ben. Kendimi o şekilde tanıtmak istiyorum. Çünkü bulunduğum yerde çocuklara program yapan bir öğretmenim aslında ben. Ne Ve mutlu beni size. daha çok Barışcan abi olarak tanıyorlar insanlar. O yüzden Barışcan abiden herkese sevgiler, saygılar diyorum Müjde FM dinleyicilerine. Aleykümselam efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dileyelim sizlere de. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun DJ Hüseyin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız efendim? Vallahi iyiyiz. Pandemi döneminde nasıl olabilelim? Bayağı problemler yaşıyorum ben de herkes gibi ama eve tıkılı kaldık. Böyle az önce misafirlerim de vardı evimde. Onları ağırladım. Hep geçmişi konuştuk. Yani geçmiş dediğim bir yıl önce. Hani bir yıl önce nasıldık, şimdi nasıl olduk? Hep gündemimiz bu aralar hep böyle. Umarım bu pandemi biter. Tekrar eski günlerimize döneriz. Herkes yine birbirleriyle dolaşır, sarmaş dolaş olur. Korkusuzca gider gelir. Sadece birinci dereceden akrabalarımızı görebiliyoruz şu aralar maalesef. Evet efendim, Ama malumunuzdur. tabii dostlarımız, arkadaşlarımız da var. Onlara bir türlü gidip gelemiyoruz. Fakat bitecek. Dikkat etmeliyiz. Havalar ısındıkça biraz gevşetiyoruz gibi. Evet. Kemerleri biraz gevşetiyoruz gibi ama dikkat etmeliyiz. Evet. Öncelikle öğretmensiniz dediniz. Her zaman bizim de radyoculuk olarak öğretmenlere her zaman saygımız olduğumuzu da buradan belirtiyoruz. Malumunuz dediğiniz gibi Covid aldı başını gitti. Biraz da vurdum duymazlık var yani insanlarımızda genel olarak. Hani Maalesef. yasaklara pek uymuyoruz. Kurallara uymadığımız için daha fazla. Aslında buna bir çözüm bulunsaydı zamanında belki de bu kadar olmazdı diye umuyorum Barış Evet, Bey. kesinlikle haklısınız. Dediğiniz gibi biraz kurallara uymak zorundayız hepimiz. Çok teşekkürler. Efendim ben Diyarbakır'da yaşayan bir müzisyen ve öğretmenim. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum dinleyicilerinize. Müziği hobi olarak yapıyorum. Ama hobi olarak yapıyorum derken yanlış anlaşılmasın, amatörce uğraşmıyorum. Tabii ki ben de işi kurallarına göre profesyonelce yapıyorum. Ama bulunduğum hem yöre itibariyle hem yaşadığım şehir itibariyle yaptığım müziği çok fazla sahnelerde icra edemiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Diyarbakır'da pop müzik çok dinlenilen bir müzik türü değil, tahmin edersiniz. Evet. Buralarda daha çok hani türküler, özgün müzikler, yöre müzikleri daha çok dinleniliyor. Hem işletme sahipleri bu müziği tercih ediyorlar, hem gelen müşteriler. Bu anlamda ben çok fazla sahne yapan bir sanatçı değilim, müzisyen değilim ama şarkılarımı dijital platformlarda yayınlayarak seyircilere, izleyicilere ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdiye dek 7 tane albüm yaptım. Bir tane 90'lı yıllarda kaset yapmıştım Ankara'da. Yani bir kaset ve 7 dijital albümüm var. Eğer beni dinleyicileriniz merak ederlerse Barışcan Sapancı olarak hem sosyal medya kanallarıma ulaşabilirler hem de dijital platformlarda, dijital müzik platformlarında bana ulaşabilirler, şarkılarımı dinleyebilirler. Evet efendim, son olarak ateşten gömlek çalışması vardı bildiğim kadarıyla. Evet, son çalışmalarımdan biridir. Hüzünlü Neşeler adlı albümümde yer alan bir şarkı. Burada bu klibi dijital efektlerle gerçekleştirdik. Üzerimde yanan bir gömlek var. Evet. Şarkının sözlerini klipte canlandırmaya çalıştım. Aslında burada ateşte yanan gömlek, alkolün insanlara vermiş olduğu zararı anlatmaktadır. Ben bu klibi ve bu şarkı yaparken alkolün zararlarını anlatmaya çalıştım. Gerçi şarkının başında
sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendini içkiye vuran bir aşığın hayat hikayesini anlatıyorum şarkının ilk dakikalarında. Daha doğrusu tüm şarkı boyunca. Ama bu alkol belki geçici bir şekilde insana rahatlık verir, insana sorunlarını, dertlerini unutturur. Fakat daha sonra sorunlar, dertler yeniden ortaya çıkar. Fakat içilen o alkol ya da bağımlılık yapan her neyse, diğer maddeler de olabilir, bunların etkileri, zararları bir süre sonra ortaya çıkabilir. Tabii ben öğretmen olduğum için yaptığım bütün şarkılarda, bütün sanatsal etkinliklerimde her zaman insanlara iyi, doğruyu, yararlı bilgileri vermeye çalışırım. Bu şarkıda da alkolün zararlarını anlatmaya çalıştım. Klip çok güzel, çok eğlenceli bir klip. Evet. Klibin ilk dakikalarında bir alkol bardağı görünüyor ve bu bardak anında, yani bu bardağın göründüğü sahnelerde alkolün zararları anlatılıyor. Klip bu şekilde başlıyor ve daha sonra üzerimde yanan bir gömlek, ateşler içinde yanan bir gömlek var. Seyircilerin bunu merakla izlemesini istiyorum. İlginç bir klip oldu. Dijital efektlerle bu klibi yaptık. Farklı bir çalışma oldu. Siz bilmiyorum izleyebildiniz mi bu Tabii ki, tabii klibi? ki. Zaten normalde biz yayınımızı almadan önce sanatçılarımızın her şarkılarını, kliplerini vesaire seyretmek zorundayız ki ona göre soru hazırladığımız için Evet bunları evet. Nasıl buldunuz peki klibimi? çok Yanan gömleği mi? çok güzel. Bir de şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela biraz da insanlara bir şey katabilmek adına hem duygusallık hani kötüleri, doğruyu, yanlışı gösterebilmek adına çekilmiş bir klip olarak gördüm ben bunu. Biraz da. Evet. Yani bütün şarkılar aşk, ayrılık, hüzün, bu tür şeyleri hep anlatıyor. Artık günümüzde öyle. Ben biraz daha bu tür şarkıları yaparken hani biraz da ucundan da bile olsa bir mesaj vermeyi çok istiyorum. Yani şarkılarım boş olsun istemiyorum. İçi biraz dolu olsun. Buna çok dikkat ediyorum şarkılarımı yaparken. Bu şarkıda da bunu anlatmaya çalıştım. Peki efendim, sanat hayatınızda kendinizi görmek istediğiniz yer veya hedefleriniz var mı? Yaptığınız Yani çalışmalarınız ben olsun ya. şarkılarımı Allah sağlık verdikçe yapmaya devam edeceğim. Çünkü ben kendimi bildim bileli hep şarkılar söyleyen, şarkılar yazan. Çünkü hep şarkılarımın sözlerini yazıyorum, ben besteliyorum. Farklı sanatçıların şarkılarını ben okumuyorum, kendi şarkılarımı okuyorum. Bu anlamda da biraz daha ilgi görmek istiyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü şarkı sözü yazan ve beste yapan sanatçılara biraz daha önem verilmesini istiyorum. Tüm dinleyicilerimizden, radyoculardan, televizyon yapımcılarından, müzikseverlerden. Neden? Çünkü geleceğe müzik bırakan insanlarız bizler. Yani biz söz yazarları, besteciler olmadan yeni şarkılar hiçbir zaman üretilmeyecektir. Bu yüzden söz yazan, şarkı yapan sanatçılara biraz daha değer verilmesinden yanayım. Ben şarkılarımı söylemeye devam edeceğim uzun yıllar boyunca Allah sağlık verdikçe. Aynı zamanda bir çocuk programı yapıyorum. Bizim Çocuklar ve Barışcan adında. Bu programı ulusal televizyonlarda çok yapmak istiyorum. Ama maalesef ulusal televizyonlar buna çok yanaşmıyorlar. Çünkü ulusal televizyonlar birazcık da reklam getirisi çok bol olan işleri almak istiyorlar. Evet. Veya işte şu anda günümüzde yapılagelen saçma sapan televizyon programları var biliyorsunuz. Yemekteyiz programları ya da işte evleniyoruz ya da boşanıyoruz ya da barıştırma programları, cinayet programları gibi biliyorsunuz gündüz kuşağında Evet. yayınlanan bu tür programları televizyon yapımcıları daha çok yapmak istiyor. Nedenine gelince bu tür programlar biraz daha fazla sponsor alabiliyor, reklam alabiliyor ve seyirciler daha çok bu tür programları izliyor. Şimdi iki taraftan da insanı düşündüren bir problem bu. Çünkü acaba gerçekten seyirciler bunu mu istiyor? Yoksa siz bunu verdiğiniz için mi seyirciler bu tür programlara alışıyor?
Hani bunu düşünmek gerekiyor. Ben biraz daha televizyon programlarında, özellikle çocukların televizyon başında olduğu gündüz kuşağında daha eğitici programların yayınlanmasından yanayım. Benim yapmış olduğum televizyon programı çocuklu ailelere yönelik bir programdır. Bizim Çocuklar ve Barışcan diye bizi ararlarsa insanlar, dinleyicileriniz Google'da ya da YouTube'da videolarımıza ulaşabilirler ve benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Ben eğitim, yani çocukları eğlendirirken eğitmeye çalışan bir program yapıyorum. Rahmetli Barış Manço'nun çocuk programını Ben de hatırlıyorsunuz. onu Onun bir başka söyleyecektim zaten. versiyonu. Ben de onu Bir başka kastedecektim. versiyonu. Hani onun aynı onun gibi olmasa da çok daha farklı. Burada okuldan okul hayatları boyunca çocukların hazırlamış oldukları eğitsel faaliyetleri, sosyal etkinlikleri biz burada sergiliyoruz ve benim eğlenceli sunumum ve çocuk şarkılarım, mini animasyon şarkılarımla bu televizyon programı gerçekten çok renkli geçiyor. Fakat tabii takdir edersiniz ki çocukların götürülüp getirilmesi, işte orada mesela tuvalet ihtiyaçları ya da bir küçük simit ya da bir poğaça gibi bir yiyecekle hani gün boyu onlara bu tür yiyeceklerin ikram edilmesi, efendime söyleyeyim, çocukların yani bütün sorumluluğunu üzerinize almanız gerekiyor bu tür programı yapmak için. Televizyon istasyonları buna da yanaşmıyorlar aslında. Hani böyle bir program da, böyle bir problem de var aslında. Çünkü sabahın erken saatlerinde çocuklar alınıp televizyon istasyonuna götürülüyor, tekrar getiriliyor ve bu süre içerisinde çocuklar acıkıyorlar, tuvalete gidiyorlar, hani bir şeyler yiyip içmeleri gerekiyor. Bunların her biri ayrı bir sorun. Tabii bunların altından kalkabilecek bir televizyon istasyonu arıyorum burada. Buradan herkese duyuru yapayım, herkesler duysun. Tabii ben ulusal televizyonların hepsine başvurdum. Yani buna benzer nedenlerden dolayı bu programı yapmak istemediklerini açıkladılar. Ama ben hani vatanımızın, milletimizin, çocuklarının çok iyi bir şekilde gelişmeleri için hani bazı şeylerden kendimizi alıkoymamız gerektiğine inanıyorum. Yani herkes elini taşın altına koymaları gerekmektedir. Hani öyle böylesine ulvi bir nedenden dolayı bence televizyon istasyonları buna benzer programları az da olsa yapmalılar. Hani benim programımı yapmasınlar, başka bir program yapsınlar ama lütfen çocuklarımıza kötü örnek olacak programlar yapmasınlar. Bunları söylemek istiyorum tüm televizyon şirketlerine, istasyonlarına. Çünkü Yemekteyiz programında izliyorsunuzdur, biliyorsunuz. Evet. Siz de izlemişsinizdir. İnsanlar yedikleri yemeği eleştiriyorlar ve daha sonra birbirleriyle acımasızca kavga ediyorlar sofrada. Bu sahne çocuğa çok kötü örnek oluyor. İnanın benim 3 tane evladım var. Bana küçük çocuklar henüz 5-10 yaşlarında. Allah bağışlasın canım. Bana diyorlar ki babacığım biz niçin sofrada kavga etmiyoruz? Düşünebiliyor musun? Böyle bir soruyu bana soruyorlar. Onlar normalin bu olduğunu zannediyor. Hayır evladım diyorum. Onlar televizyon programı yaptıkları için hani format gereği birbirleriyle kavga ediyorlar. Yavrum diyorum. Hani normal bu değil. Normalde insanlar yemek yerler ve birbirlerine afiyet olsun derler. Ve yemek kötü de olsa bunu söylemezler. Yemeği yapan kişiye değil mi? Eline sağlık derler. Tabii ki. Yalancıktan bile olsa. Siz annenizin yapmış olduğu yemeği eleştiriyor musunuz? Hayır, tabii ki de. Hayır. Peki misafirliğe gittiğiniz zaman ev sahibine yemeğini eleştiriyor musunuz? Hayır. Çünkü ne bulursan hani derler ya, önüne ne gelirse onu yersin yani. Eline, Ya dediğiniz gibi, eline ama sağlık deyip Türk kalkarsın. milletinin kültürü bu. Türk milletinin kültürü. Türkiye'de yaşayan hiçbir insan bu şekilde yapmıyor. Ama şu anda o programı izleyen 3 yaşında, 5 yaşındaki çocuklar normalin bu olduğunu zannediyorlar. Yani ben hani soru sorduğunuz için bunları anlatmak zorunda kaldım. Yok, estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben ileride böyle çocuklara
Biraz daha hani eğitici, çocuklara örnek olabilecek programlar yapmak isteyen bir şarkıcıyım, bir müzisyenim. Umarım bana bu imkanı veren bir televizyon kanalıyla İnşallah diyelim. Ve öncelikle de karşılaşırım. şöyle bir şey var. Gerçekten Barış Manço'nun kendisi ruhu şad olsun. Hem sanatçı şeyle olsun, hani şarkıcılığından olsun, yaptığı müziklerinin, hem de çocuklara olan ilgisiyle, yaptığı televizyonda yapılan çocuklara yönelik programıyla olsun, çok sevildi. Ki umarım inşallah siz de bu yolda onun yoluyla gidersiniz. İnşallah. İstediğiniz yere Ama bütün televizyon ulaşabilirsiniz. istasyonlarının görüşlerinin değişmesi gerekiyor maalesef. Hepsi aynı yanlış düşüncedeler ve ilerlemekteler. Bakalım bu yanlış yoldan ne zaman sapacaklar? Peki efendim, yaptığınız müziğin izleyenler ve dinleyiciler üzerine nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? O kadar, yani 1990'dan beri müzik Yani yapıyoruz diyorsunuz. günümüzde maalesef yapılan şarkılar ne kadar kötü olursa olsun, bakın iyi demiyorum, kötü diyorum. Ne kadar kötü olursa olsun, düzgün bir tanıtım, düzgün bir PR ile o şarkı birdenbire ünlü oluyor ve tüm izleyicilerin, dinleyicilerin gözdesi oluyor. Yani biz şarkı çok iyi yapsak da, çok iyi şarkılar yapsak da, çok kaliteli şarkılar yapsak da, eğer düzgün bir tanıtım yapmazsak, düzgün bir PR yapmazsak maalesef bu şarkı insanlara ulaşamıyor. Peki düzgün PR yapmak, düzgün tanıtım yapmak nasıl oluyor? Maalesef parayla oluyor. Evet, biraz maddiyetiniz Çok olması lazım. acı ama maalesef parayla oluyor. Bunun böyle olmasını ben gerçek bir müzisyen olarak olmasını istemezdim elbette ama şartlar, koşullar böyle gerektiriyor. Maalesef para vererek şarkılarınızı hem radyolarda hem televizyon istasyonlarında maalesef çaldırabiliyorsunuz. Eskiden çok 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 eskiden böyle değildi ama nasıldı, nasıl işler nasıl dönüyordu hiç bilmiyorum. Eskiden Fakat şöyleydi. Ben artık size kısa öz biraz anlatayım. Eskiden yaptığınız klipleri sadece bir, o zamanlar Kral FM vardı, siz de bilirsiniz. Sadece o zamanlar 90'lardan da önce kurulmuş bir ama radyo oraya için. da para vererek klipler Tabii yayınlatılıyordu. ki para vermek ayrı bir şey ama uzun süre bekliyorlar. Bir yayına çıkacak, şey yapacak, tanıtım olacak ki hani belli bir kitleye ulaşacaksın, şey o. Hemen de yaptığınız klipler bir anda yayınlanmıyordu o zamanların şartlarına bakarak. Ama Bayağı bir şimdi süre. parayı verince hemen Evet, yayınlıyorlar. evet. Şimdi öyle. Paranın derler ya, paranın Ama bu açamayacağı da kapı yok. kötü müzik yapılmasına neden oluyor. İşte bir de Kötü şarkıların doğmasına neden oluyor. Yani çok zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu eğer şarkıcı olmak istiyorsa en kötü sesiyle, en kötü şarkısını milyonlar harcayarak top 10 listesinin en üst sırasına koydurabiliyor. Ve bunu radyolar, televizyonlar peş peşe bu şarkıyı çalarak insanların gözüne soka soka en sonunda insanlar o şarkının güzel olduğunu zannediyorlar. Yani bir şarkı ne kadar çok dinletilirse insanın aklında o kadar çok kalıyor ve insanlar da o şarkının çok güzel olduğunu zannediyorlar. evet. Ve dinledikçe dinlemeye devam ediyorlar. Günümüzde Ama sadece bunun yanı sıra varoş bir semtte oturan çok güzel, yani dünya çapında sesi olan bir genç arkadaşımız ne sesini duyurabiliyor ne de yapmış olduğu mesleği duyurabiliyor parası olmadığı için. bir de günümüzde şey var, Barış Bey, YouTuber'lar mesela, adam video çekiyor, şey çekiyor. Şimdi benim anlamadığım nokta şu. Ha, ben 8 senedir bu işle uğraşıyorum. Radyo kariyerine girdim. Radyoculuk yapıyorum, uğraşıyorum. Günümüzde YouTuber'lar video çekiyor, şey çekiyor. Şimdi sanatçı olma merakıyla. Ha, dediğiniz gibi kimi zengin, o kadar para kaldırmış etmiş. Diyor ki ben diyor sanatçı olayım. Tanınmış olayım. Zaten hani bir şey yaparak tanınıyorsun. Hani insanların Evet. emeğine de bu saygısızlık. Niye? Gecesini Evet, gündüzünü katıyor, kesinlikle. uğraşıyor. Hani bir şey yapayım diye. Kimi insanlara bakıyorsun, parayla gidiyor, söz alıyor, piyasaya giriyor. Olursa diyor, olur diyor. Olmazsa zaten zenginim, bana koyma. Aynen öyle. Ama diğer insanlara, eskiden bakıyorum,
Çok az sanatçı vardı günümüzde eskinin. Artık şarkıya para da verilmiyor. Yani işte böyle dandik sözler yazılarak, çok kötü besteler yapılarak ortaya çıkarılmış, çok kötü aranjeler yapılarak ortaya çıkarılmış eserleri, dediğim gibi büyük paralar harcanarak yapılmış PR'larla, tanıtımlarla insanların gözüne sokuyorlar ve insanlar da maalesef bu şarkıları dinlemek zorunda kalıyor. Dinleye dinleye kulağında yer açıyor bu şarkıya ve bu şarkının çok güzel bir şarkı olduğuna inanıyor, inandırılıyor ve böylece bir kısır döngü devam ediyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Güzel şarkıların ortaya çıkması dileklerimi sunuyorum herkese. Tabii. İnsanlar duyarlı olsunlar, güzel, iyiyi kötüyü ayırt edebilsinler. Lütfen bu yanılgıya düşmesin müzikseverler. Bir de çok şeye şahit oluyoruz. Sanatçı alıyoruz radyoya. Dediğiniz gibi bir ay, 2 ay tutunabiliyor. Şimdi bir de Covid vesaire davaları oldu bu pandemi zamanında. Ki birçok Evet. sanatçı verdiği parayı, emeği görüyoruz. Yani 11 taneye yakın, bilmiyorum sizin bilginiz var mı? Sanatçılardan biri, müzisyenlerden diyelim, affedersiniz. İntihar etti, cinayet işledi diye duydum ben. Maalesef. Öyle bir şey var. Yani herkes bir ekmek davasında götürmeye çalışıyor. Bir de günümüzde sanatçılara, müzisyenlere pek o kadar ilgi yok. Yeni çıkan olsun, şey olsun. Yani Maalesef. eskiler olsa biraz daha parasıyla şeyine götürüyor ki adam, pandemi var. Yurtta açlık, sefalet götürüyor. Dışarılarda para yiyorlar. Hani yardım konusuna gelince biraz daha milletten şey yapıyorlar. Hani bunun Evet. önüne de geçilmesi lazım. Nasıl bir insan uğraşıyorsa emeğinden, alın teriyle, bunun da önüne geçilmesi lazım ama günümüzde böyle bir şey yok Türkiye'de. Maalesef yok. Ben buradan tüm müzikseverlere şunu söylemek istiyorum. Pandemi döneminde bütün müzisyenler, ben dahil, hepimiz maddi, manevi olarak çok sarsıldık. Bir yıldan fazladır ne iş yapabiliyoruz, ne para kazanabiliyoruz. Bu anlamda tüm izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin YouTube kanallarımıza abone olmaları, kliplerimizi, şarkılarımızı dinlemeleri, beğenmeleri ve paylaşmaları bizim için çok önemlidir. Bunlar bizim için bir alkış mahiyetindedir bugünlerde. Lütfen bu isteklerimizi yerine getirsinler. Biz de paylaşınalım ki, beğenilelim ki yeni şarkılar yapalım. Eğer bizi dinleyicilerimiz YouTube kanallarımıza girip izlemezlerse kliplerimizi, şarkılarımızı dinlemezlerse bizler de bir süre sonra bu işi bırakmak zorunda kalırız. Yeni şarkılar üretemeyiz. Evet. Peki efendim, malumunuz 1990 yılı dediniz. 1990 ile 2000 yılları arasında diyelim. Sanatçı olmak size neyi ifade eder? Ben 90'lı yıllarda ortaya çıkmış bir sanatçıydım. Ama o yıllarda da müzik mafyası vardı. Hani müzik mafyası doğru kullandığım bir terim. O zamanlarda da müzik mafyası vardı. O zamanlarda televizyona çıkabilmek için eğlence programları vardı ve televizyon programlarına çıkabilmek için yapımcılara belirli paralar ödemek zorundaydınız. Klip yayınlayan televizyonlara paralar vererek kliplerinizi oynatabilirdiniz. Eğlence programlarına, şov programlarına, sabah programlarına çıkabilmek için belirli ücretler ödemek zorundaydınız. Buna benzer problemler yaşadığım için ben müziği bırakmak zorunda kaldım ve öğretmenliğe başladım. Mesleğimi yapmaya başladım. Ama benim için müzik bitmedi tabii, devam etti. Ben aynı zamanda bir yerel televizyonda, Uzay TV ve daha sonra uydudan yayın yaptı bu televizyon ve tüm Türkiye, tüm dünya izlemeye başladı. Şu anda da yayınımız devam etmektedir. Ama maalesef pandemiden dolayı hiçbir program artık yapılamaz oldu. O ayrı bir durum. Ben çocuk programlarımı yapmaya başladım. Yani profesyonel müziği bıraktım ama çocuk programları yaptım ve şarkılarımı bu yapmış olduğum çocuk programlarıyla halka dinletmek istedim, dinlettim. Benim için çok fazla bir değişiklik olmadı. Yani 90'larda biraz daha insanlar duygularıyla hareket ediyorlardı. Duygu biraz daha ön plandaydı. Şimdi her şey maddiyat olmuş, biraz daha maddesel olmuş her şey. İnsanlar yani hem müzik yapan şarkıcı arkadaşlarımız, hem besteciler, hem söz yazarları, hem müzik dinleyen müzikseverler,
Duygu biraz azalmış yani. Herkesin kalbi biraz daha sertleşmiş. Öyle söyleyebilirim. Evet. Eskiden insanlar daha hüzünlüydü. Buna örnek verebiliriz olmazsa. Bir de Necati Ertaş'tan tut, bir Müslüm Gürses, hayatlarını yaşamış sanatçılardan biri hep, bir de Ferdi Tayfur da var. Hep filmlere yansıtmış, duygularını yansıtmış. Değerli sanatçılardan biri kendisi. Evet. Evet. Şimdi artık herkes yani bereket versin bu pandemi dönemi başladı da hep o aynı şakayı yapıyorum. Bu pandemi döneminin ilk başladığı zamanlarda herkes rap söylemeye başlamıştı. Evet. Yani bütün büyük sanatçılar, büyük az solistler bile neredeyse rap söyleyecekti ki pandemi başladı ki hani bu rapler biraz azaldı. Yani ben rap müziğine karşı değilim ama normal bir aşk şarkısında eskilerin o 70'lerin 80'lerin hüzünlü aşk şarkılarında görmeye alıştığımız o duyguyu ben o rap şarkılarında maalesef bulamıyorum. Bu benim görüşüm. Dediğim gibi dünya değişti. Artık 2020'lerdeyiz. 2020'lerin dünyasında hüzün, aşk, melodik kavramı artık sanat dünyasında, müzik dünyasında birer birer önemini yitirmeye başlıyor. Daha çok böyle insanları eleştiren, küfürlerin yer aldığı, sert söylemlerin olduğu müzikler sanki ortaya yavaş yavaş çıkıyor gibi. Ben bunu çok istemiyorum yani. Bu müziği çok sevmiyorum. Onu söylemeliyim. Peki efendim, ileriye dönük bir projeniz var mı? Uğraştınız, üstünde çalıştınız? Şarkılarımı yapmaya devam ediyorum. Ben pandemiyi artıya çeviren müzisyenlerden oldum. Evde yapmış olduğum şarkılarımı yine home stüdyomda, arkadaşımın home stüdyosunda kayıtlarını yaparak dijital platformlarda yayınlamaya başladım. Ve bu devam edecek. Projelerimiz var, yeni albümlerimiz ama Barışcan şarkıları. Bunlar özel Barışcan şarkıları. Yani insanlar beni dinlerken hani günümüzün şarkılarını dinliyormuş gibi dinlemesinler. Çünkü benim kendime has, kendime özgü bir havam var. Konuşmalarımdan, söylemlerimden anlamışsınızdır eminim. Barışcan şarkıları dinlemek isteyenler beni YouTube kanalımda da bulabilirler. Barışcan Tapancı olarak beni aradıkları zaman hem sosyal medyalarımda hem de YouTube kanalımda beni bulabilirler, şarkılarımı dinleyebilirler. Peki hayatınız boyunca hiç pişman olduğunuz veya iyi ki de olmuş dediğiniz bir olayınız oldu mu? Hayır, hiç pişman olduğum hiçbir olay olmadı, çok şükür. Her şey çok güzel geçti. Ben hayata her zaman teşekkür ettim. Yani her zaman için hayat bana çok güzel şeyler yaşattı. Yani en güzel bana hayatın bana verdiği en güzel şeyler şarkı sözü yazabilme, beste yapabilme yeteneğidir. Bu yeteneği hayat bana verdiği için ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki efendim, hayatınızda en unutamadığınız bir anınız veya anılarınız var mı? Şu anıyı unutamadım dediğiniz, hafızanıza Ha kazınan bir... vallahi yani o kadar çok anılarımız var ki Allah sağlık sıhhat versin herkese. Tabii. Ama tabii unutamadığım anılar ne olabilir ki? Yani belki acı olaylarımı unutamamış olabilirim. Sevgili annem ve sevgili ablamı kaybettim. Başınız sağ olsun efendim. Belki onları kaybettiğim gün en unutamadığım günlerim olmuştur yani. Öyle söyleyebilirim. Allah rahmet eylesin diyelim. Son olarak da Radyo Müjde FM ailesine, dinleyicilere buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onu da alalım. Hem de Çok sosyal teşekkür medya. ediyorum. Az önce söylediklerimi tekrarlamak istiyorum. Tabii. Pandemi döneminde biz müzisyenler maddi manevi çok sarsıldık. Lütfen hem YouTube kanallarımızda hem sosyal medyalarımıza girerek kliplerimizi, şarkılarımızı, eserlerimizi lütfen beğenin, paylaşın. Ki bu bize bir şevk versin. Yeni yeni şeyler yapalım, yeni eserler üretebilelim. Bu beğenileriniz bizim için bir alkış sayılacaktır bugünlerde. Efendim, son olarak da Radyo Müjde FM ailesi olarak sizleri burada da görmekten mutluluk, onur duyduk.
Biz de radyocu olarak elimizden gelen desteği her zaman sanatçılarımıza zaten veriyoruz. Gerek şarkılarıyla olsun, gerek yazdığımız makalelerle, haber bülteniyle olsun duyuruyoruz zaten. İnşallah nasip olur bir daha gene sizleri Radyo Müjde FM'de görmek isteriz. Çok isterim, çok teşekkür ediyorum. Ve ayrılırken bizi sizinle buluşturan Arya PR, Şeref Işı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Buradan biz de Arya Pere'ye selamlar, saygılar olsun diyelim. Evet, O zaman çok görüşmek dileğiyle teşekkürler. diyoruz Barış Bey. Sağlıcakla, esenlikle kalın efendim. Hoşça kalın Müjde FM dinleyicileri. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar efendim. Hüseyin Bey, görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun efendim, görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlarınız olsun. Size de sağ olun. Evet dostlar, saatlerimiz 17.33 itibariyle bendeniz radyo programcınız DJ Hüseyin Asıl o saatlerimiz devam ediyor. Değerli konuğumuz, değerli sanatçımız Barışcan Bey bizlerle beraberdi. Sağ olsun, kırmayıp bizlerim yayınımıza katıldı. Bu güzel sohbeti yaptık siz değerli dinleyicilerimizle. Umarım beğenmişsiniz diyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki çalışma siz değerli dostlara gelsin diyelim. Keyifli dinlemeler olsun.